İstanbul'da, Siirt'te, yurt dışında neler yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Şimdi önce hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle bu hassasiyetinden dolayı Artı Siirt Haber'e başarılar diliyorum. İnşallah çok yakın zamanda Türkiye'nin sayılı haber ajanslarına girer diye temenni ediyoruz. Şimdi vakfın çalışmaları birkaç yönlü. Birim eğitim var. Şimdi eğitim konusunda şu anda kurslarımız var, Kur'an kurslarımız var. Vakıfta 200 tane talebemiz var, genç çocuk. 90 tane kız talebemiz var. Hanımlar haftada 4 sefer sohbet yaparlar orada ve ders görüyorlar. Keza erkekler de aynı şekilde, onlar da ders yapıyorlar. Eğitimin tabii şu anda başka bir boyutları da var. Mesela şu anda Afrika'da da eğitimimiz var. İslami bir okulumuz var orada. Ve bu İslami okulda 150 talebemiz var. Aslında kapasite 500. Fakat 500 talebeye şu anda bakmak hayli zor. Çünkü yemeğinden, içmesinden, elbisesine kadar hepsi biz karşılıyoruz. Kültür ayağımız var. Şimdi Siirt'in tanıtımı lazım. Bu tanıtımı biliyorsun tanıtım günleri yaptık. Bu 8.'si yaptık. Hatta bu tanıtımda yalnız Yenikapı'da tanıtmadık. Büyüm en büyük tanıtımı İstanbul içinde yaptık. 1.000 pankart astık. Beylikdüzü'nden Pendik'e kadar. Ve çok olumlu notlar aldık. Geliyorlar. Ya nereye gidese görüyoruz. 400 billboard, 350 led ekranda sürekli döndü. 500 belediye otobüsinde 65'e 40 afiş astık. Aynı afişlerden 250 minibüsün arkasında açtık. Yani İstanbul'un sokakları, caddelerinde bile reklamını yaptık. Bu Siirt'in tanıtımı açısından çok önemli. Her yerde Siirt'i görmek. Tabii şu anda bir çalışmamız daha var tanıtımla ilgili. Siirt kitabı yapma. Bizim 50'ye yakın akademisyen grubumuz var. Bunlar çalışıyorlar. Fakat tabii bizim oradaki çalışmalar yetmiyor. Buradaki valiliğin ve üniversiteden yaptığı çalışmalarla birlikte birleştirip büyük bir sempozyum yapma. Bu sempozyumu kültüründen tutun, ekonomisine kadar, mimari yapısından tutun, işte tarımına kadar, hayvancılığa kadar, her türlü arkeolojiye kadar hepsini bir arada tutup ve bunların belki 20 ciltlik bir veya daha az veya çok olabilir ne olursa. Ayrıca bu dijital Siirt kitabı yapma düşüncemiz var. Bunu da bizim internet sitesine koyup isteyen Siirt'le ilgili resimleri, bilgileri elde edebilecek bir çalışmamız var. Tabii sosyal yardımlar var. Kısa anlatıyorum. Sosyal yardımlar özellikle yardımları Türkiye'de yapıyoruz. Afrika'da yapmak istemiyoruz. Afrika'da İslami çalışmamız var. Oraya da değineceğim. Sosyal yardımlar mesela Siirt'te her sene takribi 20-25 bin kişi gidiyoruz. Şu anda vakfımıza kayıtlı aile sayısı, fakir aile sayısı 3 bin. Allah razı olsun bizim burada vakıf başkanımız Nevzat amcalar her ay bir evi donatıyor. Ve sünnetler yaptık burada. Mesela bir çalışma yaptık. Çok güzel. İnşallah bir daha yaparız. Nevzat Başkan'ın öncülüğüyle dedi ki 40 çocuğu sabah namazı, akşam ayası, cemaatle kılana bir bisiklet vereceğiz. Biz bir başladık 80 çocuğa çıktı. Evet. Şimdi vakıf böyle çalışmaları da var. Aynı anda Diyarbakır'da da burada da iftar yapılıyor. Diyarbakır'da da keza giydirme ve iftar çalışmalarımız var. Yalova'da var. Sultan Gazi'de var. Yani şubelerin birçoğunda hatta Eskişehir'de dahi var. Az bile çok olsa var. Dolayısıyla Siirt Vakfı hem şubeleriyle hem merkeziyle sosyal yardımlarda bayağı etkin. Şimdi burada bir sürü hayrat işleri de ve şu anda teşkilatlanma son derece güzel bizim mütevelli heyeti, yönetim kurulu, istişare heyeti, akademisyenler grubu, kadın kolları, gençlik kolları hepsi faal şekilde çalışıyorlar. Afrika'da mesela sosyal yardımı dediğim gibi biz
Orada sadece medresedeki talebelere, şu anda orada yalnız geçen sene dediğim gibi 20-25 tane cami yaptık. 25'e yakın yaptık. Şu anda 3 tane camimiz inşaatta. Kazımiye, El Kazımiye Medresesi 1500 kusur metrekare şu anda inşaatta yapılıyor. Daha önce İsmail Fakrullah Hazretleri okulu, İslami okul yetimhanesini yapmıştık. O şu anda devam ediyor. Dolayısıyla o talebelere bakmak yeterli oluyor orada. Oradaki insanlara para verip, kumanya verip ben fazla ilgi görmüyorum onda. Hatta elbise dahi. Niye? Çünkü orada alışmışlar. Öyle böyle meyvadır, şudur yiyorlar. Ama orada İslami çalışma gerektirir. Dolayısıyla biz o misyonlara rakip olma, yani onlar ne kadar çalışır, biz daha çok çalışmamız lazım. Gerçi diğer İslam ülkelerde de çalışıyor. Ama bizim üzerimizin, ühtemize düşen oradaki misyonerlere karşı ne yapıyoruz? Sünnet yapıyoruz. Geçen sene 1600 kusur kişi sünnet ettik. Nereden baksan 1200 kişi Müslüman oldu. Gelip sünnet oluyor, Müslüman oluyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımız elhamdülillah bayağı meyvesini veriyor. Hatta şu anda yaptığımız İslami okul Soroti, 400 bin nüfuslu bir şehir. İslam ağırlıklı bir şehir. Ve ilk İslam okulu. Tam arkamızda bir tane Hristiyan okulu vardı. Şu anda çocukların çoğu bize gelince o kapandı. Hatta diyorlar ki verelim size. Hazır okul. Ancak yaptıktan sonra bakımımız çok zor. Yani o çocuklara yiyeceğini, giyeceğini, hocaların aylıklarını karşılamak bayağı külfetli. Ama belki inşallah onu da ayarlarız diye. Orada günlük kurban kesiyoruz. Bayramda zaten kesiyoruz. Sünnet yaptığımız dediğimi söylemiştim. Bir çeşitli çalışmalarımız var oldu elhamdülillah. Tabii bununla birlikte asıl hedefimiz Siirt'in büyümesi. Bunun da teşkilatlanmayı hem geniş tutup hem de ne yapabiliriz? Siirt'te mutlaka bir şeyler yapacağız Allah'ın izniyle. İstanbul'da şu anda iki yer daha, yani bir genel merkezde haricinde bir binamız daha var. Ama iki yer daha bina, taziye evleri ve eğitim yeri yapma projemiz var. Projeler hazır. Her an başlayabiliriz onlara da. Yalova'da keza öyle bir düşüncemiz var. Siirt'te zaten söyledik. Diyarbakır ve Ankara'da mutlaka Ankara'da bir yurt, İstanbul'da bir yurt yapma düşüncemiz var. Bu çalışmalar böyle devam ediyor. İnşallah arttırarak devam edecek ve Siirt'in hak ettiği yere gelmesini arzu ediyoruz. Çünkü birlik ve beraberliğimiz olduğu zaman o zaman güçlü oluruz. Şu anda Allah'a hamdolsun yaklaşık 100 STK'mız var İstanbul'da. Tamamı vakıfla birlikte beraber çalışıyoruz. Bunu da tanıtım günleri gördük. Sağcısı, solcusu, herkes geldi, elinden geleni yaptı. Yani bir kardeş olma çalışmamız var. Bu çalışma böyle de devam ediyoruz. Hatta bu pazar günü vakıfta gene bütün STK'lara kahvaltı yapıp orada beraber çalışıyoruz. Siirt Vakfı tabii bunu da açtı. Şimdi Güneydoğu'ya. Güneydoğu'lu çalışmalar yapıyoruz. Güneydoğu'nun platformları var. Konfederasyonları var, federasyonları. Onlarla da ilişkimiz var ve onlarla da çalışıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmalarımız inşallah devam edecek ve artacak ve Siirt'in sesi daha gür hem siyasette hem diğer konularda. Yalnız şunu da hemen beyan ediyoruz. Bir çok sesler diyoruz. Siirt Vakfı siyasetin Siirt'teki ayağına biz hiç karışmıyoruz. Siirt'te seçilecekler, Siirtler seçsin. Ona biz asla kat'a ilgilenmiyoruz. Ama İstanbul'da bilfiil ilgilendiriyoruz ve mutlaka bizim orada iki dönemdir İstanbul'da milletvekilimiz yok. Mutlaka bir iki tane milletvekilimiz ve gelecek seçimde olmazsa olmaz mutlaka en az bir belediye başkanlığı almamız gerekir. Bunu da inşallah yapacağız. Çünkü o güce geldik elhamdülillah. Şunu da söyleyeyim. Yani Siirt'in garsonuyuz desem doğru olur. Ve kızmıyoruz. Eleştirenlere de kızmıyoruz. Bizim aleyhimize yazanlara da hiç şimdiye kadar hiç kimseye cevap vermiş değiliz. Onlara da kızmıyoruz.
Çünkü bizim metodumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metodu. O nefsi için hiçbir zaman kızmamıştır. Biz de kızmayacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Allah nasip ettiği kadar.